Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda atıştırmalık videosuylayım. Şu anda burada görmüş olduğunuz bu çikolatalar normal, burada da standart gündelik şekilde yenilen çikolatalar. Bunlar hariç diğer bütün meyveler biraz bulunması zor meyveler. Şimdi öncelikle hangisinden başlayacağımı bilmiyorum ama bir çikolata bir meyve olarak devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle Sunrise ile başlayacağız. Görebildiğim kadarıyla pirinç patlak dolgulu çikolata. Şuraya işaret koymuşlar buradan açın diye. Buradan açmaya çalışıyorum ve bu şekilde açıldı. Şimdi hemen bunu kesip içine bakalım, içinde ne var? Şimdi üstü bu şekilde gözüküyor, altı bu şekilde. İçinde şu şekilde pirinç patlaklarıyla dolu. Tadım testine geçiyoruz. Şöyle parça aldım çünkü karnımı doyurmak istemiyorum. A few moments later. 2000 years later. Böyle nasıl bir şey size anlatayım? Isırdığınız zaman ağzınızda çikolata hissetmiyorsunuz. Tamamen şuradaki pirinç patlaklarını hissediyorsunuz. Böyle çiğnemeye devam ettikçe ağzınıza bir çikolata tadı geliyor ve gerçekten çok başarılı. Buna puanım 10 üzerinden 8. Ya yani gerçekten hak ediyor bunu. Şimdi bunu kenara alıp devam edelim. En çok bunu merak ediyorum meyvelerden, bir de bunu. Ama bunun dışı böyle dinozor derisine benzediği için ilk önce bunu kesip içinde ne var görmek istiyorum. Arkadaşlar meyveyi kestim. İçinde şu şekilde görebildiğiniz gibi bir sürü çekirdek var. Diğer tarafında da aynı şekilde. Çekirdeği de böyle bayağı çakıl taşına benziyor. Bayağı büyük çekirdek. Çok yoğun bir lezzeti yok. Kıvamı muzun püre olmuş hali gibi. Tadı böyle hafif çürük gibi. Tadı garip bir tadı var hani. Şimdi kameraman arkadaşıma da bir tattıracağım. Onun da meyve hakkındaki düşüncelerini şurada aşağıdan okuyabilirsiniz. Arkadaşlar buna puanım 10 üzerinden 3. Yani öyle çok yenilesi bir lezzeti yok. Şimdi sıradaki çikolatamıza geçelim. Şimdi neyi seçsek. Şundan başlamak istiyorum. Açalım bakalım içinde ne var. Arkadaşlar bu çikolataya Giotto diyorlar. Bunun içinde 4 tane şu şekilde paket var. Şimdi bu topçuğun içine bakalım, içinde ne var. Ezme var. Sanırsam bu fındık ezmesi. Yani içinde fındık ezmesi var. Dışı da zaten fındıkla kaplı. Şimdi tadım testine geçiyorum. Bence gayet güzel. Buna puanım 10 üzerinden 8. Ben şimdi bununla karnımı doyurmadan bir sonraki meyveye geçmek istiyorum. Bunun adı liçi ve fiyatını şu anda hatırlamıyorum. Şu ekranda bir yerde yazıyordur fiyatı. Şimdi bunların tadım testine geçelim. Ben bundan daha önce yemiştim. Tadını biliyorum. Size nasıl tarif edeceğimi de biliyorum. Ama tekrardan denemek istiyorum. Hemen bir tane keselim. Şimdi bu böyle direkt soyuluyor kestiğiniz an. Elinizle çok kolay bir şekilde mandalina gibi soyabiliyorsunuz. Hemen bir koku testi yapalım. İşte böyle çok hafif deterjanlı sirke kokusu geliyor ama çok aşırı hafif bir kokusu var. Şimdi bunun içinde de bir tane çekirdek var. O çekirdeği ayıklayarak yiyeceğim. Tadım testine geçebiliriz. Şöyle bir parça alıyorum. Arkadaşlar bu güzel, tadı güzel ama bu herkesin hoşuna gidebileceği bir lezzet değil. Bunun şöyle bir lezzeti var. Bunu beğenen bunun hastası olur, buna bayılır. Ama beğenmeyen de bundan nefret eder, iğrenir. Yani arasında ben böyle beğendim, beğenmedim arasında kalacak bir insan yok bunda. O yüzden benim buna puanım 8. Güzel bir meyve ve bundan alırsanız eğer lütfen soğuk tüketin çünkü sıcakken tadı aynı değil. Soğuk daha güzel. Şimdi geçelim sıradaki çikolatamıza. Bu çikolatayı deneyeceğim. Kinder Cuts. İçinde şu şekilde 5 adet var. Hemen bir tanesini alıyoruz. Bunu kenara gönderiyoruz. İki paketin içinde şu şekilde 2 tane tablet çıkıyor. Minik tablet. Şimdi de şöyle bir beyaz bir krema var. Böyle kakaolu kurabiye kokusu veriyor buram buram.
Tadını size şu şekilde açıklamak istiyorum. Dışı böyle kuru bir kurabiyeyle kaplı. Ama ısırdığınız an gerçekten muhteşem bir lezzet veriyor. İlk damağınızı bir kurutuyor, sonra içindeki o kremayla ağzınızı şenlendiriyor. Buna puanım 10 üzerinden 9. Gerçekten ısrarlı akrabalarınızdan isteyin. Şunu çok merak ediyorum çünkü çok farklı duruyor. Bunları deneyeceğim. Bunların adı ne bilmiyorum. Yine ekranda bir yerde yazıyor olacak. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu lütfen beğenin. Bir de yorum yazın. Başka hangi ürünleri denememi istiyorsunuz? Almanya'da neyi merak ediyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz de bunların da videosunu çekmeye çalışırım. Şimdi geçelim buna. Şöyle bir fark var. Bir tanesi daha sarı gibi. Bir tanesi daha böyle kırmızı gibi. Gerçekten çok sert bir kabuğu var. Bakalım içinde ne var? Oha! Liçi gibi duruyor şu anda. Benim denediğim meyveye benziyor içi. Bu çıkarabilirsek eğer. Soyulması çok kolay. Bu şekilde gözüküyor. Çekirdeğine... Hop. Bu arada çekirdeği direkt kırıldı yani. Çok hassas çekirdeği var ve çekirdeği fındığa benziyor. Acaba çekirdeği de yemiyor mu bunu? Kokusu biraz ekşi bir meyve gibi kokuyor. Bir jöle gibi tadı var. Sade lokum gibi bir tadı var. Tek farkı sade lokumdan birazcık sulu. Yemesi çok zevkli yani. Saçma bir şekilde çiğnemesi çok eğlenceli bir meyve. Çok hoşuma gitti. Bunu gerçekten beğendim. Bunu tavsiye ediyorum. Buna puanım 10 üzerinden 9. Kameraman arkadaşım da denememiş daha önce bunu. O yüzden o da bir tatsın, yorumlarını şuraya belirtir. Şimdi şuradaki yoğurdu denemek istiyorum. Müller Frog şeftalili yoğurt. Altında beyaz bir krema var. Üstünde şeftali jölesi var. Bir kaşık aldığınız anda da ağzınızın içinde o şeftali tadını hissediyorsunuz. Buram buram ya, bayağı yoğun bir şeftali aroması var. Şimdi şu altındaki beyaz kısımdan almaya çalışacağım. Alt kısmının tadı bildiğiniz damone tadı var. Üstündeki şeftali tadıyla alakası yok. Ama alttaki tat da güzel. Şöyle bir karıştırayım. Karıştırınca gerçekten çok daha güzel oluyor. Ne çok aşırı yoğun bir şeftali tadı alıyorsunuz, ne de çok aşırı bir yoğurt tadı alıyorsunuz. Bence bunu karıştırarak yemelisiniz. Buna puanım 7. Geçelim sıradaki meyvemize. Sıradaki meyvemiz bu. Adını bilmiyorum ama ekranda bir yerde yazıyor olacak. Hiç şüphe etmeyin. Bunu böyle bir şeye sarmışlar. Stretch folyoya sarmışlar. Hemen stretch folyodan kurtarıp... Çok sert bir kabuğu var. Bıçak darbesini vurduğum an ya gerçekten o kadar güzel bir koku yaydı ki. Gerçekten yeme de yanında yat bir kokusu var. Umarım tadı da kokusu kadar güzeldir. Hiç iştah açıcı durmuyor. Bildiğiniz böyle kurbağa lavralarına benziyor ama tatmak gerekiyor. Çok ekşi. Gerçekten çok ekşi. Aşırı ekşi. Ama lezzeti muhteşem. Ya ekşiliği olmasa afiyetle yenilebilecek bir şey. Ama gerçekten çok ekşi. Normalde buna 10 üzerinden 10 puan verirdim ama ekşiliği yüzünden buna 7 veriyorum. Çünkü ben ekşi hiç sevmiyorum. Ve bu çok aşırı ekşi. Buna tanım testimize devam edelim. Sıpı gitti. Bakalım içinde ne var? Bunun da kabuğu çok sert ama içi çok yumuşak bir şeye benziyor. İçi şu şekilde. Kolaycana çıkabilen bir şey sanırım. Evet, kabuğa yapışık değil. Şu şekilde sarımsağa benziyor ve aşırı kaygan. Şu anda tutmakta biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar birazcık ekşi, birazcık mayhoş ama fena da değil. %100 size tavsiye edeceğim, ısrarla alın diyeceğim bir meyve değil ama merak edilmeye değer bir meyve. Bu arada meyvenin kıvamı çok yumuşak ya, böyle her an dağılabilecek gibi, elinizde tutarken kayıyor gibi, bastırdığınız anda parçalanıyor yani.
puanım buna 10 üzerinden 7. Şimdi sıradaki çikolatamıza geçelim. Kinder Maxi King. Şu şekilde üçlü paketler halinde satılıyor. Ben daha önce bunun tadına baktım. Çok lezzetli olduğu için size de göstermek istedim. Bu benim bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de satılmıyor. Paketi şu şekilde hemen açılıyor. İçinden de şu şekilde bir şey çıkıyor. Gazlamasından bıçağı vuruyorum ve karamel, bakın nasıl akıyor. Ufacık dokunuyorum ve direkt karameli akıyor dışarı. Tadını biliyorum ama tekrar tatmaktan geride durmayacağım. Bayılıyorum yani. Dışındaki çikolata olsun, çikolatanın üstündeki kırıntılar olsun, içindeki karameli olsun, şu pofidik beyaz dolgusu olsun, muhteşem bir uyumu var. Şu ana kadar burada yediğim ve Almanya'da denediğim birçok çikolatadan çok çok üstün bir lezzeti var. Şu içindeki karameli özellikle o kadar güzel ki, o kadar tatlı bir karamel ki size anlatamam. Buna puanım 10 üzerinden 10. Yani sonuna kadar hak ediyor. Bundan ısrarla ve ısrarla isteyin. Aşırı lezzetli. Bunu yemeden ölmeyin. Biraz abarttım mı? Abartmış olabilirim. Hiç umurumda değil ama çok lezzetli. O yüzden ben bunu bitiriyorum hemen. Sıradaki meyvemize sarı ejder meyvesi. Daha önce bunun pembesini denemiştim. Sarısını ilk defa gördüm. Farkı var mı yok mu bilmiyorum. Hemen kesip içine bakalım. İçi nasıl? Bıçağı hemen vuruyorum böyle yanlamasına. İçi şu şekilde, bildiğimiz normal pembe olana benziyor. Çok hafif, yoğun bir kokusu yok. Arkadaşlar tadı hiçbir şeye benzemiyor. Çok sulu, çok çekirdekli, çok hafif bir tadı var. Ben tadını pek beğenmedim. O yüzden buna puanım 6. 6 çünkü yenmeyecek gibi değil, yenebilir. Ama çok aşırı lezzetli değil. Pembesinden birazcık daha farklı. Ben pembesinden yediğimde lezzetini bu kadar almadım. Pembesi daha az tatsızdı. Bunun tadı birazcık daha yoğun ama yine de çok aşırı yoğun bir tadı yok. Çok hafif tatlı bir tat geliyor ağzında. Hafif tatlı bir tat. Onun dışında çok bir şeysi yok. Çekirdekleri geliyor. Onu hissediyorsunuz ısırırken böyle çatır 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 yapıyor. Arkadaşlar tadım testi videom burada bitmiştir. Tadabileceğim başka bir şey kalmadı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapın, yorumlarda belirtin. Başka nelerin tadına bakayım, başka neleri deneyeyim. Almanya'da merak ettiğiniz başka bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ben de onlara göre video çekmeye çalışacağım. Onun dışında kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Buradaki şeyleri kenara alalım. Bunları alabilir miyiz? Az önce şunlar yanacak diye korktum da. Nasıl gözüküyor mu? Bana bir peçete verir misin? Bir tane... Bir tane peçete istedim ama istiyorum. Şurası gözüküyor mu? Bir elimi sileyim, her yerimi akıyor. Her yerim akıyor şu meyvenin suyu ya. Şeftali tadını zaten... Anda bir şeftali tadını... Bazen kalıyorum böyle ya. Bu ciğerlerinize kalıyor. Şeftali doluyor. Kaşık. Sulu bir tadı var yani. Meyve. Ay, bu ne? Sıradaki çikolatamızla devam edelim. Aklınızdan isteyebileceğiniz çikolatalar listesini ekleyebilirsinizdir. Sizdir ne ya? Bunu da akrabalar abi çıkmıyor. Aşırı güzel ya. Ya bütün her şeyi yedim bitirdim, bir dur video bitseydi ya. Ya ne yapıyorsun arkadaşlar?